Selamlar herkese, Hançer ben. Medieval Dynasty maceramız tüm hızıyla devam ediyor. Geçen bölüm sizi gecenin bir yarısında bırakmıştım. Ben köye döndüm. Ufak tefek bir ev inşaatına başladım yeni arkadaşları barındırabilmek için. Ve ardından uykuya daldım. Sabah şimdi sizlerle beraberiz. Arkadaş beni mi izliyor ev inşa ederken? Lamberta. İşi gücü yok. Neden bana bakıyor? Olayı ne bu NPC'lerin? Bu bölüm arkadaşlar sanırım sonunda at alabileceğiz. Bölümlerdir hem kendime hem sizlere hem baş karakterimize hem de tüm köylülerimize söz veriyordum. Ve erteleyip durduk. Ama sanırım bu bölüm alabileceğiz. Ben de sizler gibi heyecanla bekliyorum açıkçası bu işi. Çok azıcık daha para kasmamız gerekiyor sadece. Ve ardından eğrini de atı da umarım ki alabileceğiz. Şu son aldığımız arkadaşı hemen şu eve koyalım. Bolemir. Hoş geldin. Bir tane daha kadın alabileceğiz köyümüze. Bolemir ile beraber yaşayacak kendisi. Sana iş de verelim dostum. Extraction 3, tarlası da 3'müş. Efsane, madene vesaire yapıştırabilirim seni. Bakalım bakalım. Kitchen'daki herkes hamile kalıyor arkadaşlar, çocuk yapıyor. Seni de mine koyalım. Extraction 3. Keyfine bak. Kaç tane demir çıkardılar acaba? Okey, hadi bakalım. Herkese günaydın arkadaşlar. Şimdi gidiyorum ama bir atın üzerinde bir kahraman edasıyla geri döneceğim. Beni bekleyin köyüm. Evet, 10.000 civarıydı atın fiyatı da. Şimdi gidip kapıda kalmak istemiyorum. Ufak tefek bir iki daha yemek yapalım. At satan köye gitmeden önce. Bakalım nelerimiz var, nelerimiz var. Etleri koparalım buradan. Sanırım bu şeyleri yine yiyorlar ya. Yapacak bir şey yok. Balık etine bakacağım. Balık etine bakacağım. Şunları pişireceğim hatta. Hatta hepsini alıyorum. Balık etiyle bir tane yemek olmalı. Kesinlikle olmalı. Burada komplike bir yemek yok gördüğüm kadarıyla. Neler bırakabiliriz, neler bırakabiliriz. Havuçlar çürümek üzere. Oyunun %90'ı yemek management'ı oldu. Pottage. Koy 9 tane ya. Bunları yesinler. Malzemelerimizi yemesinler. Okey. Biraz da tahta vesaire alalım. Taş. Taş diyorum. Yemimiz de var. Okey. Seedleri buraya koyuyorlar tarladan topladıktan sonra. Ben halen emin olmadım. Affınıza sığınarak. Buradan alıyorlar mı tarla için bilmiyorum. O yüzden buradan her seferinde tohumları alıp gidip tarlaya götürüyorum. Oradaki binaya bırakıyorum. Şuradaki goldları da cepleyelim. Clay birikmiş bayağı. Kill olması lazım. Onları şey yapabiliriz aslında. Derileri alalım. Bunları şeye çevireceğim. Hatta fürü de alıyorum. Kütükleri de alıyorum. Plank kalabilir. Bunların hepsi şimdilik kalabilir. Şu kaseleri biraz satarız. Hazırız. Bütün yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Herkes tavsiye veriyor. Ve o tavsiyeleri mümkün olduğunca oyunda oyunuma entegre etmeye çalışıyorum. Bir arkadaş deri ve kürkle bot falan yapabilirsin demiş. Geçen bölümlerde hızlıca ona bakacağım. Gözümden kaçmış olabilir. Bakalım yapabiliyor muyuz öyle bir şey. Herhalde buradan yapabiliyoruz. Botlar botlar neredesiniz? Ayakkabılar. Evet gerçekten o arkadaşı şimdi alnından öpüyoruz. Doğru demiş. Benim hiç gözüme çarpmamış bunlar. Efsane malzememiz var. Hangisini yapsak? Bir sürü bot yapabiliyoruz arkadaşlar. Fur bot yapalım. Şu ikisinden de kullanıyor. 500'e açtım tarifi. 13 tane kürk botumuz oldu. Ayağımızdakilerden yanılmıyorsam aynen. Ayağımızda da öyle kürkten bot var. Kaça gidecek acaba bunlar? Oo, bu arkadaş da burada çalışıyor. Güzel güzel. Çalışın çalışın. Leather'ımız bitti. Aynen. Kürkümüz çok var. Leather yetmedi. Ama güzel oldu. Bunları da satacağız birazdan. Sadece kürkle bir şey yapabiliyor muyuz? Ona da bakalım hızlıca. Ha, straw hat yapabiliyoruz. Vesaire vesaire. Bunlar için linen gerekiyor. Bunlara girmiyorum. Bunlar daha kumaş odaklı şeyler. Ben deri odaklı bir şey yapmak istiyorum. Deri değil de daha doğrusu kürk odaklı bir şey yapmak istiyorum. Fur. Okey. Gözüme çarpmadı. Sadece kürkle yapabileceğim bir şey. Ama ileride böyle deriyle birleştirip bunları yapacağız. Süpersiniz. Teşekkürler. Yorum yazan tüm arkadaşlara. Bir de şu tahtalardan bir şeyler craft edeceğim. Dediğim gibi cebim yüklü gitmek istiyorum. Ata.
Eğer kaç para onu da bilmiyorum. O da bir sıkıntı. Bakmadım internetten. Ne yapalım? Buradan bir şeyler craft edelim. Bir rica edersem teşekkürler. Tahtadan. Kova. Plank kova doldurup su, kovanın içine su doldurup sat gibi tavsiyeler de gelmiş. Onu da yapacağım şimdi. Çünkü fast crafting'imiz olduğu için hızlıca doldurabiliyoruz. Onun dışında klasik tabaklarımızı da yapalım. 750 tane tahtadan tabak yapalım. Bir arkadaş da sormuş, nasıl o kadar hızlı craft ediyorsun? Benim saatler sürüyor. Escape'e basıp burada customize game var. Türkçesini bilmiyorum. Oyunu özelleştir gibi bir şey olabilir. Oraya tıkladığın takdirde hızlı craft ya da fast craft diye bir opsiyon var. Oyunu oynarken de yapabilirsin. Yapmanızı tavsiye ederim. Hiçbir manası yok aksi takdirde. Beklemenin craft yaparken karakteriniz. O ya yani oyunu yavaşlatan unsurlar bunlar ve açıkçası hoşuma gitmiyor. Bence sizler de şey yapabilirsiniz. Kovaları su dolduruyoruz hızlıca. Kovacımız çalışıyor. Çalışıyor, çalışıyor. Buraya mı koyuyor? Yo. Galiba hallediyor ya. Bir çekilebilirsen. Tıklayamıyorum. Okey. Bana bakıyor. Arkamda bekliyor. Matarımızı da dolduralım. Hazır buradayken. Ne yapacağını şaşırdı arkamızdaki NPC. 39 kova dolduralım. Adamın 6 ayda ya trip atıyor. Kollarını kavuşturdu. Askerimizin, asker diyorum, köylümüzün 6 ayda doldurduğu kovayı 1 dakikada doldurduk. İşte köy reisi olmak böyle bir şey. Son bir yemeklere de bakacağım ve yola koyulalım. Mutfağımızda tıkır tıkır işliyor. Sen de bir rica ediyorum. Çok güzel kayıyor mutfakta. Etimiz var. Şundan yapıştırıyorum. Ama havuçlar çürüyecek ne yazık ki. Öyle duruyor. Okey. Başka bir şey var mı? Ne yazık ki. Ha, soğanımızı bitirdik. Hepsi ete bağlı. Ya, balık etinden hiçbir tarifi yok burada ya. Balık etinden. Üzücü. Kesinlikle olmalı, balık çorbası falan yok mu ya? Bakıyorum. Fish meat diye bir şey yok ya. Ya da balık etini bir şeye mi çevirmemiz gerekiyor? Ne yazık ki görmüyorum ya. Çok ilginç balık etinden bir opsiyon olmaması. Pişirebiliriz en kötü. Şuraya bakalım bir de. Balıklı ekmek gibi bir şey yoktur herhalde. Hayatımda duymadım öyle bir şey. Balıklı turta diye bir şey de yoktur muhtemelen. Yok arkadaşlar, gördüğüm kadarıyla balıklı bir şey yok. Ben sadece pişireceğim balıkları. Hem yemiş olurum. Bir çekilirse arkadaş, kayarsa. Bakayım. Evet, sadece pişirebiliyoruz. 200 tane et var. Pişireceğim en azından. Pişirip satarsam biraz daha pahalıya gider diye düşünüyorum. Okey, bence hazırız. Aklımdaki her şeyi yaptım. Bir de notlarıma bakayım. Notlarımda yemek pişir yazıyor. At al. Ayakkabı yap. Okey. Ev yap. Hepsini yapmışız. Süper. Hadi haydi gidelim. Öncelikle sormam gerekiyor. At nerede satılıyor? Çünkü ezberimde değil. Preze Boş. Merhaba. Bana yardımcı olabilirsin. Sana şey soracağım. Nerede bulabilirim tarla hayvanları? Atlar. Hornika. Teşekkür ederim. Kolay gelsin sana. Hop. Geri sektirdi kazlar bizi. Onları kesmesen daha iyi ama neyse, hadi kes. Hornika'yı bulalım haritadan. Uzakta. Uzakta. Uzun bir macera bizleri bekliyor. Ha, bu köyler madene gidiyor. Bu yoldaki köyler ne yapıyor diyordum ben de. Madene gidiyorlar. Ha, son gitmeden arkadaşlar bir de demir çıkarmışlar mı diye bakmak istiyorum. Bir sürü insan çalışıyor. Ve madenle mesafesiyle bağlantılı değilmiş üretimleri. İstedikleri kadar uzakta olabilir köy. Yine madeni çıkarıyorlarmış. O çok güzel açıkçası. Hemen bakalım. Iron falan birikmiş mi şurada hiç? Demir, 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 demir. Iron ore. 15 tane toplamışlar. Çok güzel. Gayet iyi. Döndüğümüzde Blacksmith'e emir vereceğim. Artık demirden yapsınlar. Hatta şimdi yapalım çıkmadan. Köye de bakmış oluruz hızlıca. Gayet güzel. Smithy'de bir problem var. Resource yok. Stick yok muhtemelen. Ya şunları... Stone yok. Taşımız kalmamış. Şunları keselim. Artık demirden üretmelerini isteyeceğim. Tabii ki iron bar yapmaları gerekiyor. Iron ore'lardan. Günde 8 tane mi üretiyorduk?
Neyse, %20 gücümüzde Iron Bar'a çevirsinler. Kalan güçleriyle de... Evet, bunların tarifi yokmuş. Okey, şu anda sadece Bar'a çevirsinler. Sonra vereceğim bu emri. Okey, bunu da not alayım. Hayvanlar nasıl gidiyor? Sadece atımız boş. Avcılar... Yine mi bitti şeyi? No tool diyor. Geçen bölüm koydum ya. Fishing Spear. Çok ilginç. İki tane geçen bölüm koyduğuma emindim. Sıkıntı yok. Hadi gidelim. Hornika bu tarafta. Ben de bir yandan not alayım. Kağıt kalemle oynuyorum artık. Demirden araç gereç yapacağız. Bir tane de kadın alabileceğiz köyümüze bu arada. Evlerimizden bir tanesi boş duruyor şu aşamada. Bir çığlıklar duyuyorum ama hangi hayvan bu? Yanılmıyorsam hayvanların büyük bir kısmını öldürdük. Birkaç tane kuşu vesaire atladık herhalde. Ama agresif hayvanların hepsini temizledik en az birer kere. Atın sıkıntılı yanlarından bir tanesi. Şimdi sonsuz stamina yaptık ya ayarlardan. Atın muhtemelen staminası olacak arkadaşlar. O madenciler. Umarım at bizden hızlı koşuyordur. Hızlı koşuyordur da staminası çabuk bitiyorsa... Biraz manasız. Ben de aralarına geçeyim şöyle. Hangi tuşa basarak yürüyebiliriz? X, C... Yürüme şeyi yok mu ya böyle slow motion? Neyse. Kolay gelsin sizlere. Ben koşturuyorum. Bir de madenin kapısında ayılar vesaire oluyor. Bunlar nasıl kapışıp madene giriyorlar çok merak ediyorum. Yol üstündeyse bir teftiş yaparız arkadaşlar madene. Atla giderken de böyle yolları seçmek gerekiyormuş genelde. Yoksa allak bullak oluyormuş. Bizim gibi tepelerden, bayırlardan geçemeyecek muhtemelen. O ne ya? Kurt. Kurtları rahat indiririz artık ya. Ha, ölmedi. 2. Oo. Bu ne ya? Boss gibi. Bug'a mı girdi? Kayıyor. Kayıyor. Animasyonu bozuldu hayvan. İndirdik neyse. Evet, üzücü halen. Oyun 3 yıldır piyasada, halen buglı koşuyor hayvanlar. Ayılar özellikle. Neyse, derimiz oldu biraz. O, bir tane daha kurt var. Kaçtı. Bir tane daha mı var? Hırlama duyuyorum. Oo, bir sürü kurt var burada. Kesin quest... İki tanesi birden geldi. No. Ensendeler. Hayır. Zikzak çizeyim şöyle. Hadi. Ucuz kurtulduk. O kadar kurt beklemiyordum. Aslında indirmem gerekiyor ya. Şöyle indirebilirim belki. Kaçtı. Haha, ışınlandı. Neyse, buglı hayvanlarla uğraşamam şu anda. Çünkü bir tane quest almıştık. Kurt öldürme questi. Burada da var. Kaç tane kurt var ya? Aynı kurt mu bu? Buglı hayvanlar. Vurabiliyor muyum ondan bile? Emin değilim. Evet. Abusuk hareketler yapıyorlar.
Ben de mağara adamı gibi halen Stone Arrow kullanıyorum. O kadar param var. Ama biraz zorluğu olsun istiyorum yani. Tek atarsam hiçbir manası yok bütün hayvanlara. Evet, at almaya hazırız. Öncelikle bir çantamızı boşaltalım. Bir tane de kız alabilirdik. Sen çok cacıksın. Diplomasisi var sadece. Sen kal. Hadi sana bir şeyler satalım. Neler var ne? Ha, botlarımızı satabiliyoruz. Vay canına, tanesi 175. Çok teşekkür ediyorum tavsiyeyi veren arkadaşa. 13 tanesi 2000 küsür gold. 2000 gold kazandırdı bize gerçekten. Hiç gözümden kaçmış. Burada neler var? Helga. Ürünlerim asla hayal kırıklığına uğratmaz diyor Helga. Bakalım. Yemekleri de satıyoruz. Bunun da parasını bitirdik. Başka? Ha, kovaları satacağız bu arada. Kova satışına başlayacağız. Okey, senin de paran bitti. Kaldım NPC. Ha, burada 4 NPC var mesela bu köyde. Bazılarında 2 NPC var. Ya bir şey satacaksak burası çok avantajlı ama işte uzak. Uzak. Terzi'yi de kazıklayalım hızlıca. Kovaları satıyorum ya. Tanesi kaç? Ne kadar? Ha, durability'si de var. Sattım gitti 500 gold. Kova yapıp satıyoruz. Sattım gitti bir sürü para. Ne taşıyorum bunların hepsini? Köyde de var bir sürü. Başka neler var? Bu kadar sanırım. Pişmiş şeyleri de satıyorum. Etleri. 1000 gold da yaklaşık buradan geldi. Sat gitsin. Pişmiş balıkları da sattım. Okey. Onun dışında satmak istediğim bir şey yok şu aşamada. Süper. 16.800 paramız oldu arkadaşlar. Hiç bu kadar param olmamıştı. Bir de şey yazmışsınız. Güzel elbiseler al. Köyün reisine demişsiniz de. Bütün elbiseler çok dandik. Hangisi güzel bilmiyorum ki. Keşke üstümüzde deneyebilsek. Back hat. Zaten var bu şapkamız. Kapşonlu bir şeyler var böyle. Hep şey, serseri serseri elbiseler. Bandit elbise. Oh, noble shoes. Oh, hadi bunu alalım. Ayakkabı aldım. Linen shirt. Üstümdeki ne? Ha, buradan bakabiliyoruz. Noble shoes aldık. Giyebiliyor muyuz üstü buradayken? Yok. Üstümüze de güzel bir tişört alalım hadi. Hangisi güzel onu da bilmiyorum. Yani fiyata göre dizmeme rağmen simple linen shirt. Linen shirt. Herhalde bu güzel. Daha iyi bir şey var mı? Short sleeve tunic. Çok kötüler ya. Çok çirkinler. Pantolon gibi bir şey var. Hadi bunu da aldım. Joint hose. Neyse, simple tunic de aldım bir tane. Aldım işte bir şeyler ya. Hiç... Hiçbir farkları yok açıkçası. Sadece ısı. Isıya karşı dayanıklılık veya... Okey. Hiçbir şey değişmedi. Aynı duruyorum. Aa, boş yere para harcamak ya. Şunu da çıkardım. Kış değil zaten. Eldiven. Eldivenimize ne gerek var ya. Okey. Bu değil mi? Fena durmadık aslında. Bakalım. Şöyle yapayım. Aa, fena değil. Kemerimiz falan da var. Güzel güzel. Pantolonumuz da böyle. Ayakkabılar efsane yalnız ayakkabılarımız. Sivri tabanlı. Neyse. Güzel. Fena değil. Şu elimizi... Okey. Bir şeye benzedik. Bunun elbisesi daha güzel ya. Yeleği var. Neyse. At almaya geldim. Neler almamız gerekiyor? Saddle almamız gerekiyor bir tane ata binmek için. Eğer yapıştırdım. Craft edebilirdim belki de. Çantasına gerek yok anladığım kadarıyla. Çantamız var. At nalına işe yarıyor. Daha az stamina gidiyormuş. 4 nala koştuğunda. Bir tane aldım. Bir tane varmış zaten.
Halen 14.000 altınımız var. Bakalım atlar kaç kuruş. Yetişkin alacağım. Dişi 9.000. Fark ediyor mu dişi? Aa, çok güzelmiş yalnız bu at. Erkek de 9.100. Şimdi bir tanesini alacağım, binemeyeceğim falan. Herhalde... Hadi erkeği alalım. Dişinin de rengi çok güzelmiş aslında. Okey, şunu alalım. Mail. Okey. Yapıştırdım. 4 tane alabiliyoruz. Binip dönemiyorum. Ne yazık ki ahıra ışınladı çünkü. Lanet olsun. Resmen havalı bir şekilde köyümüze giriş yapacaktım arkadaşlar. Atın üzerinde dıkıdık dıkıdık. Ama atı ışınladılar. Böyle kaldık. Biraz yem alayım. Birazdan kastım. Hepsini aldım. Hala yem üretemiyoruz. Sonunda başardık arkadaşlar. Atımız oldu. Bunu almayacağım ya. Bu çok yeteneksiz. Haydi dönelim köyümüze. Yolda da bir iki kurt öldürelim becerebilirsek. O quest de bitsin. Çünkü sonbaharın son günü. Şöyle bir şey de yaptım arkadaşlar tavsiyeleriniz üzerine. Ayarlardan yine mevsimlerin süresini değiştirebiliyorsunuz. Sezonun uzunluğunu 1'e çevirdim. Bir sonraki sezon etkili oluyor. Yanılmıyorsam bu gece uyuyunca kış sadece bir gün sürecek. Ve sonra yine 3'e arttıracağım onu kışa girdiğimizde. Kışın 3 gün sürmesini istemiyorum açıkçası. Yapacak hiçbir şey yok. Tarım yapamıyorsunuz vesaire. Ve arka planda da ben gidip bir şeyler kazmak falan istemiyorum. O yüzden nispeten kısa bir kış geçireceğiz ve quest yapacağız. Sağ üstte görüyorsunuz. İşte ana side questlerden bir tanesi bu. Ona devam edeceğiz. Bir yandan da köylerimiz çok fazla odun vesaire yakmamış olurlar. Stone arrow'ları bile toplamıyorum. Gerek yok şu aşamada. Bir şey etmiyorlar. Ama kısa bir kış geçireceğiz, onu söyleyebilirim. Bizon. Dalmıyorum. Hiç uğraşmıyorum. Botların hepsini sattık mı? Ona bile dikkat etmedim. Ama çok iyi para geliyormuş gerçekten. Evet, yakıştı yeni elbiseler. Pantolonum yeşil mi? Gri yeşil arası bir şey. Oyunun modları var mı, onu da merak ediyorum. Güzel olurdu birkaç tane mod ekleyebilsek. Hiç bakmadım açıkçası. Mesela yani daha güzel elbiselerin olduğu bir mod olsa. Ya da köylerimizle biraz daha etkileşime girebilsek. Biraz robot takılıyorlar açıkçası. Onların hikayeleri olsa, ne bileyim. Event yapabilsek. Event olsun ya mesela. Köyde bir kutlama ayarlıyorsunuz. Belirli bir miktarda böyle yemek koyarsanız depoya. Başlatabiliyorsunuz eventi. Herkes işte dans ediyor falan ateşin etrafında. Diğer köyden NPC'ler geliyor. Bu tarz şeyler çok güzel olurdu. İşte update şeyini yayınladı oyunun yapımcıları. Önümüzdeki yıl boyunca ne update'ler gelecek? Multiplayer getirecekler. Çok güzel bir eklenti bence açıkçası. Co-op daha doğrusu multiplayer'dan çok. Arkadaşlarınızla oynayabileceksiniz. Bir de daha önce bahsettiğim gibi çocuğunuzla daha çok interaction'ınız olacak. Etkileşiminiz olacak. Böyle baba oğul questleri vesaire olacakmış. Onları da bekliyoruz. Ama ne kadar geliştirirlerse geliştirsinler şu oyunu, halen çok fazla potansiyeli var. Yani biraz daha canlılık katabilseler mesela köylülere, köy hayatına vesaire, efsane olur. Banditler raid'e falan gelse, o kadar çok şey var ki yapabilecekleri. Sonsuz potansiyeli var bu oyunun. Ve köyümüze geldik arkadaşlar. Şimdi atımızı bulalım. Ahırı nereye yaptığımı komple unuttum bu arada. Ha, şu sahile yapmıştık. Evet, hadi öncelikle şeyleri bırakacağım. Yemi bırakacağım. At herhalde hiçbir şey üretmiyor. Animal feed'i koydum.
ve sadece tüketim yapıyor. Iron Bar yapmışlar, süper. Iron oradan. Şimdi şunu da hızlıca seçebiliriz atımıza gitmeden önce. Oops. Blacksmith'ten bahsetmiştik. Güzel, sadece iki tane error var. Bu neden böyle oldu bilmiyorum. Oldukça emindim. Fishing Spear koyduğuma. Bitmiş. Çok çok bitmiş. Ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Blacksmith'e gideceğiz. Smithy. Artık Iron Bar'ımız olduğu için şunları biraz kısalım. Da bayağı kısalım. Aynen, ufak tefek avansınlar bunlara. Iron Bar'ımız olduğu için artık demirden şeyler üretebileceğiz. Tarifleri nereden açmam gerekiyor? Şeyden açmam gerekiyor, Blacksmith'ten. Hadi atımızla gidelim Blacksmith'e. Bu ağaçlar ne kadar büyüyor onu da çok merak ediyorum. Böyle devasa oluyorlar mı arkadaki ağaçlar kadar? Çok tatlı olur eğer o kadar büyülerse. Evet, atımız. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Öncelikle şuna bakalım neler var burada. Hiçbir şey yok. Bir tane at var. Aç. Aç. Ama gübre şeyi koyduğumuz için birazdan doyar diye ümit ediyorum. Atımız ölüyormuş. Inventory'sini açabiliyoruz. Eğer koyabiliyoruz. Ah, achievement geldi. Atıma bak diye. Achievement geldi. Bineğime bak. Okay. Right. Üstünden fırlatmasın bizi. Rica ediyorum. Çok güzel. Geri 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 geri. Dıt 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 dıt. İki tane gösterge geldi. Biri canı. Health herhalde. Hayvanlar vurunca vesaire mi gidiyor? Diğeri ise herhalde stamina. Sprint attığımızda şey oluyor. Çok hoş. Sonunda başardık arkadaşlar. Şöyle köyümüzün etrafında bir zafer turu atalım. Çok güzel. Köylerimize şov yapalım. Derken Blacksmith nerede? Okay. Aynen. Ne olacak? Orada takılacak mı? Bir de ıslıkla bir tane tuşla çağırabiliyoruz diye hatırlıyorum da ıslıkla. Aa, unuttum. Skill vermiştik çünkü. Şuradan tarifleri açacağız hızlıca. Şuradan yanılmıyorsam. Teknoloji ağacından da açabiliyorsunuz bu arada. Fiziksel olarak buraya gelmenize gerek yok. Neler açalım, neler açalım. Çekiç yapsınlar mı? Kesinlikle. Axe kesinlikle yapsınlar. Pickaxe yapsınlar. Bıçak yapsınlar. Hoe yapsınlar. Hepsini açtık şu anda. Bunu da yapsınlar. Bütün parayı bitirdik. Bunların hepsini yapacaklar. O yüzden kaçarımız yok. At nalına gerek yok. Makasa gerek yok. Henüz koyunumuz yok. Buna da gerek yok çünkü büyüğünü açtık. Çok güzel, hepsini yapıştırdık. Artık emir verebiliriz. Iron'dan gutlarımız olacak. Muhtemelen araç gericimiz olacak. Bayağı götürecek bizi. Elle craft etmemize gerek kalmayacak. Uzun bir süre. Farmımız da hiç hata vermiyor. Çok mutluyum, çok uzun bir süredir. Bayağı uzun sürdü bunu çözmemiz. Sadece 3 kişi çalışıyor olsa da şu anda hallediyorlar tarlaları. Stable'da çalışan kimse yokmuş. Kimseyi koymadın mı? Yeni gelen arkadaşı adam yok. Wilburga'na 7 olmuş. Wow. Domuz ahırında çalışıyor bu tek başına. 5 domuz olduğu için müthiş kasıyor şu aşamada. O yüzden de daha çok sıçıyor. Affedersiniz domuzlar. Şey yüksek olduğu için. Gübre sorunumuzu Wilburga tek başına çözdü yani. Sağ olsun. 5 de var burada. Ama birler de var gördüğünüz gibi. Bunları düzeltmem gerekiyor ya. Bunları kovup miner. Sen bir saniye miner mısın? Niye? Okey, pardon, benim hatam. Level 3 craftsman. Sen gel. Sen ata gel. Okey, 3 levelsin. Böylelikle yem sorunu da kalkacak diye ümit ediyorum. Son olarak da unutmadan Blacksmith'e gidelim. 1000 tane şeyi aynı anda yapıyoruz. Smiri. Süper workshop. Sıkıntısı yok. Artık demirden şeyler yapmaları için emir verebileceğiz. Çünkü hepsinin tarifini açtık. Neredesiniz? Neredesiniz? Yukarı mı kaydılar? Okey, tarifi açtım diye.
Bronz değil, iron. Pickaxe %10. Hammer %10. Axe %10. Hoe %10. Bunları da artacağım işte bir şekilde. Günde 0.6 üretiyorlar. Bence gayet iyi. 2 günde yani bir tane üretiyorlar. Artık tahta işini tamamen kapıyorum. Böylelikle stick ve kütük harcamayacaklar. Bir yandan da iron barları da çevirsinler. Bunu yüzde kaç yapmam gerekiyor bilmiyorum. Şu anda rakamları spesifik olarak. Bıçak kesinlikle %10. Kürek yapacaklar. Ve bunu da yapıyorlar. Sanırım ihtiyacımız olan her şey bu. Köyün çalışması için. Şuna da %40 vereyim. Bütün iron'ları bar yapsınlar. Sıkıntı yaşamayalım. Ha %100'deyim zaten. Okey, bunu da çözdük arkadaşlar. Süper o zaman. Artık atımızla rahat rahat gezebileceğiz. Şimdi bir köyümüze bir tane daha kadın almak istiyorum. Evlerden bir tanesi boş. Ve yapacak listem... Atı kontrol etmek şehrin içinde çok zor. Şehrin içine atla girmiyoruz bundan sonra. O ıslık tuşuna da bakacağım arkadaşlar. Skill'i verdim mi emin değilim ama... ıslıkla galiba çağırabiliyoruz. Ama ne mesafeden bilmiyorum. Direkt böyle Witcher'daki gibi yanına mı ışınlanıyor? O kadarını bilmiyorum. Yemekler ne alemde? Biraz daha et alalım. Bunları şey yapalım, pişirelim. Tıt 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 tıt. Erikler, kayısılar. Okey, şunu yiyorlar halen koyduğum yemeği. Gayet iyi. Tarlayı büyütelim bu bölüm bir yandan da. Neden olmasın? Uf, 61 tane yaptım. Süper. Ne ekeceğim konusunda kararsız olsam da biraz daha tarla yapmak istiyorum. Mevsimlerine bakacağım açıkçası. Sanırım lahanayı iki mevsimde yapabiliyoruz. Aynen, ve lahana artı havuçla özel bir tarif var. Yokmuş. Lahana ve etle var. Hmm. İlla et gerekiyor ya. Ya da havuç gerekiyor. Tıt tıt tıt. Okey. Et gerçekten çok gerekiyor. O yüzden şuraya bir pislendim, kirlendim. Şuna bakar mısınız? Aynı elbise. Pişti olduk. Aynı şeyi giyiyoruz neredeyse. Bütün köy aynı şeyi giyiyor ya. Yok. Güzel elbise yok oyunda. Yani benim yapabileceğim bir şey yok ne yazık ki. Şuraya bir tane daha tarla yapıştıracağım. Hızlıca boşaltmam gerekiyor araziyi. Okey. Şunu da son keseyim.
Ne güzel. Buraları full ekmişler ya. Yerlerde dolu dolu. Gübremiz vesaire de olduğu için tohumda. Artık sıkıntı yaşamıyorlar. Evet, bir tarla yapıştırabiliriz artık. Çok güzel. Şöyle geniş çene alabiliriz. İki tane mi yapsam? Bunu ikiye mi bölsem acaba? Wow, kocaman oldu. Yapıştırdım gitti ya. Bunu kazarlar köylüler. Ben uğraşmayacağım. Ama isim verelim buna. Ve ne eksinler? Lahana eksinler bir tane daha. Mı acaba? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Lahana eksinler. Sıkıntı yok. Yapıştırdım. Okey. İsmin olsun bunun. Lahana 2 olsun. Bir tane lahana var çünkü. Ya da cabbage demişim daha önce. Lahana 2 oldu bunun ismi. Okey, sıkıntı yok. Bir tane daha yapabilir miyim yanına? Bir de havuç belki. Nereye yaptık? Şuraya yaptık. Aynen. Aa, süper. Kütük. Şunu da hemen kazayım. Kocaman bir tane daha yapacağım. Ya muhtemelen ne yaparsak yapalım arkadaşlar epey yararlı olacak bize. O yüzden yani çok seçmiyorum. Muhtemelen diğer tahılları vesaire eksek. Onlardan konuşamadım. Onlardan da bir şeyler craft edebileceğiz vesaire. Ama ben açıkçası yemek olayı çok hoşuma gitti. Belki de una çevirdiğimiz şeyleri ekmemiz gerekiyor daha çok. Ama sıkıntı yok. Sonsuz şekilde büyütebiliriz tarlamızı. Şimdilik şu havuçla lahanayı biraz daha genişletmek istiyorum sadece. Ah, bir tane daha geriye mi yapmam gerekiyor? Karanlık oldu, göremiyorum. Okey. Daha dar oldu ama sıkıntı yok. Efsane oldu. Yapıştırdım. Şuna da isim verelim. Sonra uykuya dalıp kışa giriş yapalım arkadaşlar. Havuç koyacağız. Bayağı dikey bir tarla oldu. Yes. Havuç 2. Hazırız. Bence uyuyabiliriz artık. Yukarıdaki minimap'te atımızı da görebiliyoruz. Lokasyonunu. Neler dönüyor burada? Kendi kendine çalışıyor arkadaşlar. Köyümüzü hayaletler bastı. Bu videonun başlığı at aldık olacak ama köyümüzü hayaletler bastı da uygun bir başlık olabilirdi. Neler dönüyor? Köyümüzde bir gizem var. Meşalem kırıldı. Bunlar tesadüf olamaz arkadaşlar. Hepsi üst üste. Atımızı orada bırakıyorum. Takılsın. Herhalde sıkıntı çıkmaz. Haydi kışa dalalım. Okey. Eventler geliyordu, gelmedi. Herhalde her mevsimde gelmiyor event. Şöyle yapacağız şimdi hızlıca. Customize diyeceğiz. Yine 3 güne çevirmemiz gerekiyor. Sezon uzunluğunu. Okey. Bir sonraki sezon 3 günden oluşsun diye. Kışa girdik. Kışa girdik. Bakalım köyler, köyümüz ne alemde. Atımız orada mı duruyor halen? Ahıra mı girdi? Sanırım ahıra girdi. Güzel, çok tatlı olmuş kurdum.
Tarlalar. Şöyle bir çit falan çekerim. Gate. Wooden gate. Şöyle yaptım. Okey, bu tarafa doğru dönüyor. Bir de tam tersini yapabilirsem onun. Yani böyle yanılmıyorsam. Yumruk atma, hayır. Evet, aa çok güzel oldu. Kapıları böyle yapayım ya. Hoppa. Şurayı da hızlıca kapatalım. Güzel oldu. Bir nebze olsun. Tarlaları ayırdı köyden. Ne oluyor ya? Ha, domuzlar. Bu arada bizim arkadaşların burayı ekip dikme ihtimali yok bu kadar hızlı bir şekilde. Çok hızlı bir el atayım. Bayağıdır level atlamıyoruz arkadaşlar. Herhalde late game'e, oyun sonuna doğru level atlama olayı yavaşlıyor. Ya da bir maksimum bir şeye mi geldik? Bilmiyorum açıkçası ama bayağıdır level atlamıyoruz. Ve yani bütün köylerimizin yaptığı şeylerden bize experience geliyorsa, bu kadar köylümüz çalışıyor, avlanıyor, craft yapıyor, halen atlamıyorsak bir sıkıntı var. Ah, kırıldı. Blacksmith'te biraz çalışsınlar. Ben de artık demirden şeyler kullanacağım. Yani tahtadan şeyler bozulup duruyor elimde. Burası havuçtu. Tamamladık. Oh, köyler gelmiş bile. Haydi ikimiz beraber hızlıca bitirelim burayı da. Sonra siz tohum falan ekin. Muhtemelen kışın ekiliyordu. Havuç ekemeyecekler o kadar hızlı bir şekilde. Bu kış pas geçecek. Ama sıkıntı yok. O kadar tohumumuz var mı ondan da emin değilim. Şu anda yüzlerce tohuma ihtiyacımız var. Havuç ve lahana için açıkçası. Neyse, devamını halletsinler ya. Benim çok umurumda değil. Hop, kapıdan geçelim. O kadar kapı yaptık. Şimdi şu quest'i yapmak istiyorum dediğim gibi. Ve atımızla gideceğiz. Nispeten daha kısa sürecek diye bir hayalim var. Yola koyulmadan önce de hızlıca bir şeyler pişirelim. Oraya gittiğimizde ufak bir satış yaparız. Et birikmemiş ne yazık ki pek de. Omlet pişirmiyorlar mı ya? Ah, sonunda omlet birikmeye başlamış. Çok güzel. Çünkü mutfaktakiler sadece omlet pişiriyor yumurtadan. İzninle. Şöyle biraz pişireyim.
Okey, başka bir şey var mı? Başka bir şey şu aşamada yok. Birkaç tane de omlet yapalım. Okey, hadi gidelim bakalım ne kadar sürecek yol. Atımız burada takılıyor. Tek otomatikleştiremediğimiz şey köyde bir sim quest'i mi var? At yemi üretimi. Bir sim quest'i var köyde. Ha burada. Neye ihtiyacım var? Yardımına ihtiyacım var diyor. Avcılığa gideceğim ama ekipmanım yok. Bla bla. Neymiş ihtiyacı? Wooden Spear. Yıllardır Wooden Spear yapmıyorduk. Hadi yapalım. Buyurun. Tamamdır. Haydi gidelim. Bu arada kankamızın questini de bitirelim gitmişken. İsmi neydi arkadaşın? Alvin. Şu yaydan aldık geçen bölüm. Recurve Off. Bu arada H tuşuna basarsanız HUD diye geçiyor. Hood. Kullanıcı arayüzünü kapıyor. Daha böyle fotoğraf çek... Ah, at, ağaca takıldım. Fotoğraf çekmek istiyorsanız vesaire. H tuşuna basarsanız böyle daha hoş duruyor açıkçası. Oyun. Ama ben açık tutacağım. Evet, atın staminası eriyor arkadaşlar. Şöyle bakıp şöyle koşalım. Ha, çok güzel. Bayağı hızlı açıkçası ama stamina bakalım ne kadar hızlı olacak. Ha, gayet iyi. Tamam ya, güzel oldu at. Acaba şu hızı benim koşma hızımdan yüksek mi? Belki bir gıdım yüksek. Ne kadar çabuk geldik. Okey. At olayı güzel oldu. Ama açıkçası affedersiniz kabız gibi duruyorum üstünde. Oturacağa bakar mısınız? Ben geldim. Dağılın. Evet, bir tane daha kadın alabilirdik. Köyümüze yer var. Jibora. 3 extraction'ı var. 2-2. Okey, alabilirsin. Hoş geldin. 18 yaşında. Ben kaç yaşında oldum ya? 20'yi geçtim galiba. Bir tane boş evimiz vardı. Buyurun. Ne yapabilirsin? Extraction'ı 3. Balıkçılık hariç her şey okey senin. Balıkçılık boş kalmış. Çünkü çocuk doğurdu. Balıkçı olan. Domuzcu da çocuk doğurdu. Hayır, yandık. Yandık. Level 7 skill'i olan köylümüz çocuk doğurdu ve çalışmıyor şu anda. Neredesin sen? Wilburga mıydı ismi? 7 nerede ya? Bulamıyorum. Öldüm yoksa. Evet, çocuğu olmuş. Çocuğunun da 6 farming skill'i var. Süper. Bir sonraki jenerasyon okuyor. Wilburga burada. Anne olduğu için çalışamayacak. Çok üzdü. Arkadaşlar, gübre üretimimiz büyük bir darbe alacak. Ne yazık ki. Ama sıkıntı yok. Birkaç quest alalım. Çoluk çocuktan quest alıyoruz ya. 10.000 gold'umuz var. Bu hep aynı quest arkadaşlar. Tahtadan kılıç mı ne istiyor? Hemen okuyorum. Bitti. Pek de umurumda değil açıkçası. Şu çorbalarımızı da satalım gelmişken. Ben bu arada üşüyeceğim sanırım. Kışlıklarımı çıkardım. Kışlıklarımı giymem gerekiyor geri. Omlet sattık sana birkaç tane. 61 tane var. Bunun da parasını bitirdik. Henüz üşüme şeyi gelmedi ama birazdan gelebilir. Başka şurada da questler var. Sobemir. Senden inek alacağız yakında. Yakında. Fırtına varmış. Evini darmadağın etmiş geçen. Malzeme istiyor. Oha, suratımı hapşurmayın ya. 16 kamış, 39 taş, 25 tane kütük istiyor. Hepsi var bende neredeyse ama... Ha, verdik. Okey. Okey. Taş kaldı sanırım. 13 tane taş getireceğim sana. Okey. Bekle orada.
Herkes hasta arkadaşlar. Ciğeri çıktı çocuğun öksürürken. Elvin nerede? Elvin kanka. Bir yandan taş da toplayalım 3 tane. Elvin'in hayatı arkadaşlar o köşedeki küçücük tarlayı tarlada uğraşarak geçiyor. Ama ben dostumuza dünyayı gezdirmek istiyorum. Ata bindirmek istiyorum kendisine. Elvin, bu tarladan çok daha fazlası var hayatta. Ve sana yayını veriyorum maceraya atılman için. Okumuyorum bla bla. Bitti mi bilmiyorum Elvin'in quest'i, muhtemelen devam da edebilir ama avcı olmak istiyordu en son. Okçuluk mokçuluk yaptık, biraz maceraya atıldık. Ve efsane bir yay verdim kankama. Bakalım quest'i devam edecek mi? Belki de okusak güzel olacaktı, şey demiş olabilir. Çok teşekkür ederim, hayatımı değiştirdin. Artık bundan sonra macera peşinde koşacağım demiş olabilir. Öyle dediğini varsayalım. Ve NPC dostumuza şimdilik veda edelim. 13 tane taş topladım herhalde. Sobemir'in questini de bitirelim. Al bakalım. Okey, bu da bitti. Takır tukur yaptık buradaki questleri. Şuraya gitmemiz gerekiyor. Biraz uzakta. Atım nerede? Bunlar kaç para bu arada? 3900 mu? Çok ucuzmuş. Alırız. Alırız alırız teknolojisi açılırsa. Atımıza koşalım. Muhtemelen sudan koşamayacağız atla. O yüzden köprüden geçeceğim. Denemiyorum bile sudan koşmayı. Yok, denemiyorum, vazgeçtim. Şurada ileride bir tane köprü var. Atın eğitiminden bahsetmişsiniz yorumlarda, hiçbir fikrim yok. Yani skill point gibi bir şey mi demek istediniz? Ha, bu ne? Yoksa eğitimi nedir bilmiyorum. Yazabilirsiniz çok sevinirim. Bronze axe fena değil. Plank falan filan çok da bir şey yok. Bu kadar yanılmıyorsam. O ne? Bir şey parladı ama yok. Bu kadar. Ups. Atın eğitimi nedir bilmiyorum gerçekten. Eğer hızlandıran bir şey varsa ya da staminasını etkileyen yazabilirsiniz çok sevinirim. Onlara da başlayayım yavaştan. Ne kadar hızlı o kadar iyi bizim için. Oyunun başında gelmiştik bu quest'te. Tek gözünde böyle bir patch, yama gibi bir şey var. Karakterin değişik bir tip. Ve zerre okumadığımız bir quest line'ına devam ediyoruz karakterin. Geldik bile. Gerçekten at işleri hızlandırdı arkadaşlar. Bayağı iki katı hızlı koşuyoruz neredeyse. Evet, geldim bakalım. Bir şey hazır mı diye soruyorum. Malzeme. Hazır, sıcak diyor. Sıcak mı dedin? Saçma sapan konuşuyorlar. Tutki'ye gidip bunu Volra'da verecekmişim. Ne veriyorum ki? Hiçbir fikrim yok. Hadi gidelim. Uyuşturucu ticareti mi yaptırıyorlar bize? Neler dönüyor? Tutki. Eti Tutki'ye gidiyoruz. Orada da veda ederim sizlere arkadaşlar bu bölüm.
Yolu izleyerek koşacağım genelde. Çünkü yoldan koşun yoksa takılıyorsunuz taşlara vesaire demişler atla. O yüzden patikadan pek şaşmayacağım atla gezerken. Atımız nefes nefese kalıyor. Keşke bunun da staminasını fulleyebilsem ayarlardan. Burası değil değil mi Tutki? Ama gelmişken hızlıca bir bakalım neler var. Belki... aldık değil mi kızları? Aldık. Yetenekli bir köylü buluruz diye şey etmiştim. Oo, 3'e 3. Extraction Hunting. Mildreda, seni aldım ya. Bir sonraki bölüm sana bir ev yaparız. Senin de Farming'in 3. Sen durabilirsin. Burada bir quest var. Yayını kaybetmiş. Yayım yok ne yazık ki. Nasıl bir yay istiyor? A recurve of. Of, ondan yok tabii ki bende. Başka burada neler var gelmişken? NPC'siniz yok mu sizin ya? Şey, satıp alabileceğim. Ha, şurada var. Herbalist'e birkaç tane çorba satayım gelmişken. Hello there. Best goods in the valley. Karakterimiz halen üşümedi ilginç bir şekilde. Bunları da sattık. Okey. Yanımda yok mu zaten pek çorba? Herhalde satmışım hepsini. Anladığım kadarıyla... Aynen, satmışız yemekleri. Okey. Goodbye. Teşekkürler. Yol ne tarafta? Okey, yoldan saptık. Böyle attan düşüp öleceğiz, fall damage yiyeceğiz gibi bir his var içimde. O kadar kabız duruyoruz ki şu anda. Tipe bak. Zıplayabiliyor mu? Yes. Aman aman aman. Yanlış bir yola girdik ne yazık ki. Şöyle first person bineceğim ya. Çok komik duruyor karakter. Third person binince. Geldik bile bu arada. Ta diğer ucuna geldik haritanın. Bir dakikada. Ups. Kimle konuşmamız gerekiyordu? Wolfra'da verecektik. Ne vereceğiz acaba? Gözlerin diyor. Sen Resimir olmalısın. Bizim bir gözümüz renkli ya, bir gözümüz değil. Amcanı tanırdım diyor. Babla sana bir eşya yolladı. Ah, sağ ol. Sen olsam çöpe atardım bunu. Sakın bana verme diyor. Ne yolladıysa. Kesin bok var diyor içinde. Okey. Ne taşıttık bizi ya? Evet, bok taşıttırmış arkadaşlar bize. Paketti ya. Okey. Ah, okuyamayacağım bunları. Bam 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 bam. Bayağı bir şeyler döndü. Ne? 1000 tane kütük getir diye quest açıldı. Ne? Dalga mı geçiyorsun? 1000 tane. Ne diyor? 1000 tane, ciddi olamazsın. Mümkün mü bu diyor? Bütün ağaçları kesmek yıllar sürer. Nasıl hepsini taşıyabilirim ona diyor. Kesinlikle yine dalga geçiyor bizimle. Gidip onunla konuşmalıyım. Ya da bizi test ediyorsa, sınıyorsa, işte çok mu düşünüyorum bu şeyleri diyor. Çok ilginç arkadaşlar bu quest. İnternetten bakmayacağım. Gidip konuşmamız gerekiyor muhtemelen. Ama bir yandan da gerçekten troll bir NPC ile karşı karşıyayız. 1000 tane kütük kesmeyeceğiz muhtemelen. Yani taşıma imkanımız da olmazdı eğer şey olsa. İnventörümüz sınırsız olmasa.
Bence bir sonraki bölüm o karakterle bir daha konuşalım. Neler döndüğünü çözelim. Ya da ben internetten bakayım en azından. Burada sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Sonunda atımıza kavuştuk. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.